karşınızdayım. Uzun zamandır kanalda çok fazla istek geliyordu. Abi bir bıçak bileme videosu çeker misin diye. Bu konu hakkında çok tecrübeli değildim ben. Bu geçtiğimiz süre içerisinde güzelce çalıştım. Ve gerçekten bu işte bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Yani bıçak bileme konusunda. Bugün körelmiş olan kamp veya av bıçağımızı nasıl bileceğimizi göstereceğim size. Genellikle çok ağır şartlarda kullanılan bıçaklar oluyor bunlar. Bir müddet sonra körelip tekrar bilenmesi gerekiyor. Bunun için de kullanmamız gereken biley taşları var. Burada görüyorsunuz, ben bunu çıkarttım kutusundan. Markası yok, büyük bir ihtimalle Çin'den gelen bir marka. Alüminyum oksit, şöyle göstereyim size, daha rahat görürsünüz. Bir saattir ben bunu suyun içinde bekletiyorum. Bu biley taşı suyu iyice emsin. Bıçağımızı bilerken bıçağın üzerinde çizikler oluşturmasın, daha pürüzsüz bir bileme sağlasın. Tabii bendeki birazcık kalın dişli bir biley taşı. Bunun çok daha ince dişli olan biley taşları da var. Hatta böyle kademe kademe bıçakları bilemek için kullanılan biley taşları var. Ama benim bıçağım çok geniş bir açıyla bilendiği için, yani ağır kullanıma uygun olduğu için çok ince bileme yapmaya gerekmiyor. Dolayısıyla böyle bir taşla yeterli seviyede keskinliğe ulaştırabiliyorum. Geniş açılı bir bileme dedim ama yine bir tıraş bıçağı kadar keskin yapacağız. Bir bıçak geniş açılı bilendiği zaman daha ağır şartlarda çalışırken çok daha geç körelen bıçaklar oluyor. Ama tabii buna bağlı olarak da bilemesi birazcık daha zor. Az önce de belirttiğim gibi ben bileme olayını daha yeni öğrendim. Daha yeni yani bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Bu bileme konusunda ben daha yeni ortaya bir şeyler çıkartmaya başladım. Siz de pratik yapmak için evinizde mutfaktaki eski kahvaltı bıçaklarını bileleyerek yetenek kazanabilirsiniz. Bir kere öğrendikten sonra zaten bıçak bilemek çok kolay. Bisiklete binmek gibi, bir kere öğrendikten sonra kolay kolay unutmuyorsunuz. Arkadaşlar, biley taşımız bu. Şöyle yakından göstereyim bunu da size. Suyu fazlasıyla emdi. Bıçak bilerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi, eğer bu biley taşıysa bıçağı başından sonuna kadar biley taşına paralel aynı baskı şiddetini uygulayarak bıçağın ağız kısmını boydan boya taşa sürtmeniz gerekiyor. Çok fazla bastırmadan, çok acele etmeden yavaş yavaş bıçağınızı bilemeniz gerekiyor. Aynı şekilde tek tarafını kaç defa bilediyseniz arka tarafını da aynı sayıda, aynı baskıyla bilemeniz en önemli dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Ben size kendi bulduğum çok kolay bir yöntemi anlatacağım. Belki daha önceden de bilinen bir yöntemdir bu. Ben yeni keşfettim, yani bana kimse göstermedi. Size onu anlatacağım. Taşı alıyoruz. Bıçağı paralel, şu kamerada göstereyim size, buradan seyredelim. Benim göstermek istediğim yöntem bu şekilde arkadaşlar. Bakın, benim bıçağımda bıçağın şurada keskin ağzı başlıyor. Beyaz renkli görüyorsunuz. Arkasında da böyle bir yay çizen bir yapısı var. Bıçağı getiriyorum. Biley taşının üstüne bırakıyorum. Ondan sonra birazcık kaldırdığım zaman şuradaki beyaz bölmenin de farklı bir açısı var. O açıda gelip bir yerde takılıyor bıçak. Bu şekilde. O şekilde sabitledikten sonra acele etmeden, fazla bastırmadan bıçağı biliyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da biliyorum. Bıçağı bilerken namlunun dibinden ucuna kadar tek seferde çekmek gerekiyor. Yani şu şekilde yarım yapılan bilemelerde hem bıçağın ağzını bozarsınız hem de taşın yapısını bozarsınız arkadaşlar. Dolayısıyla yeni bir bıçak ve yeni bir çakı almak gerekir. Ya da bu bıçağı, yani bozduğunuz bıçağı ağız açmak maalesef çok kolay değil. Bu tip kalın taşlarda taş ileri doğru bilerken taş bıçağı çok fazla aşındırıyor arkadaşlar. İleri doğru bilerken bıçak çok fazla aşınıyor arkadaşlar. Çok fazla malzeme kaldırıyor bu taşlar, bilek taşları bıçağın üstünden. Aynı şekilde ileri doğru gidebilirken benzer bir şekilde geriye doğru da gidebiliyorsunuz. Ben daha o konuda çok iyi değilim. Ama ileri doğru gidemeyi çok iyi kavradım. Hatta bir süre sonra bir yere sabitlemek zorunda da kalmıyorsunuz. Yani bir masaya da ihtiyacınız kalmıyor. Hızlı hızlı elinizle bileyebiliyorsunuz bıçağınızı. Böyle size doğru göstereyim. Bıçağı bilek taşını yerleştiriyorum. Ağız açısını ayarlıyorum. Evet arkadaşlar, bıçak bilemek bu kadar basit. Bıçak bilendikten sonra bıçağın üzerinde kılığa denilen çapaklar oluşmaya başlıyor. Yani ağız açtığımız yerde. Onları gidermek için masat kullanmamız gerekiyor. Ancak bende masat yok. Masat yerine kağıt kullanabilirsiniz. Kösele kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey bulamıyorsanız ahşap kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi hiçbir şey bulamıyorsanız avucunuza ters şekilde sürterek çapakları temizleyebilirsiniz. Bir isterseniz şey yapalım. Gördüğünüz gibi ne kadar geniş bir açıyla bilenmiş olursa olsun çok güzel kesiyor. Hatta şurada kağıdım olacaktı benim. Bir de kağıt testi yapalım. Gördüğünüz gibi çok ince dilimler çıkartabiliyorum. Gerçi şurası birazcık kör hala ama tekrar bilenmesi gerekecek galiba onun. Arkadaşlar, bıçak bilemek bu kadar basit. Benim bulduğum yöntem bu şekilde. Bıçağı bilek taşının üzerine koyuyorum. Ağız açısını ayarlıyorum. Zaten geliyor, bir yerde takılıyor. Ondan sonra bastırmadan, acele etmeden çekiyorum ve bıçak bileniyor. Siz de az önce de belirttiğim gibi, hani evinizde eski bıçaklar varsa bir tane bilek taşı edinip onunla biraz pratik yaptıktan sonra çok kısa süre içerisinde bıçaklarınızı bileyebilecek duruma gelebilirsiniz. Aynı şekilde kamp baltanız varsa kamp baltanızı da bu şekilde biliyorsunuz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz de beğenin. Abone değilseniz abone olun. Ve abone ol düğmesinin yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik söyleyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.